Selamünaleyküm. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuz manyetik karıştırıcı nasıl yapılır? Manyetik karıştırıcı yapılırken hangi malzemelere ihtiyaç duyulur ve bu malzemeler nerelerden temin edilir? Bunlarla alakalı ve detaylı bir video olacak inşallah. Akıllarda hiçbir soru işareti kalmasını istemiyoruz. Bu sebepten dolayı da detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Bir manyetik karıştırıcı yapabilmek için öncelikle mıknatısa ihtiyaç var. Bu mıknatısları biz bu hard disklerin içerisinden temin ediyoruz. Bazı hard diskler bu şekilde tork vidalı oluyor. Bazı hard diskler yıldız vidalı oluyor. Bu tork olanları tork tornavidaları bu şekilde milyonculardan veya hırdavatçılardan temin edebilirsiniz. Yıldız tornavida zaten ekseri bütün evlerde oluyor. Yalnız bu hard disklerin bazıları alüminyum perçinli oluyor. Bu alüminyum perçin olanları sökmek tabi tornavida ile sökmek gibi kolay değil. Bunları ya bir matkap yardımıyla delmeniz gerekir veya imkanınız varsa jet taşıyla kesmeniz gerekiyor. Burada ikinci bir husus dikkat edilmesi gereken. Bu hard disklerin ortalarında da vidalar oluyor ve bu vidaların üzerleri etiketlerle kapatılmış oluyor. Onu sökmediğiniz zaman kapağı çıkartamazsınız. Söylemek istediğim şöyle bir şey. Bu etiket tek parça. Şu alt tarafta vida görünmüyor. Burayı tespit edip bu kağıdı yırtıp oradaki vidayı çıkartmanız gerekiyor. Ortadaki vidaları da sökelim. Bu markasına, modeline göre değişir hard disklerin. Zaten eski hard diskleri kullanacağımızdan sebep eski hard diskler de genelde vidalı oluyor. Bu şekilde tornavidayla sökülebilir. Söktüğünüz zaman karşımıza çıkacak olan resim her zaman aynıdır. Bir tane disk, bir okuyucu ve okuyucunun arka kısmında mıknatıs olan yer. Bize burası lazım. Burayı sökeceğiz. Markasına, modeline göre dediğim gibi bu değişir. Mıknatısın olduğu kısım değişebilir. Elimdeki diğer hard diskten size örnek olarak göstermek istiyorum. Şimdi burada yine disk var, okuyucu var. Yalnız mıknatısın olduğu kısım yine okuyucunun arka kısmında. Yalnız burası yıldız vidalarla sabitlenmiş. Bu yıldız vidaları da sökmeniz gerekiyor mıknatısa ulaşmak için. Elimdeki hard diskten bahsedeceğim. Üstündeki parçayı alıyorum çünkü bunda vida yok. Tırnakla geçme yapmışlar. Yalnız burada ben okuyucuyu sökmem gerekiyor. Okuyucunun üzerinde bir vidası var. Bu vidayı sökmesem alt tarafından mıknatısa ulaşamam. Bu vidayı söküyorum. Bu okuyucuyla işimiz yok. Zaten bunu kenarıya ayırıyorum. Alt tarafta işte arkadaşlar mıknatıs burada. Mıknatısı çıkaracağız. Güçlü ve kuvvetli bir mıknatıs. Mıknatısı aldık işte mıknatıs. İşimize yarayacak olan mıknatıs bu. İkinci ihtiyacımız olan parça fan. Bilgisayar fanı. Kullanılmayan, kırılmış olan, mesela bunun kanadı kırılmış. Ben bunu tercih ettim. Çok da önemli değil. Zaten bize sadece dönmesi gerekiyor. Bunu fana bir adaptör yardımıyla 12 volt enerji verdiğinizde dönecektir. Ancak burada yine dikkat edilmesi gereken bir husus var. Bu mıknatısı direkt bu fanın üzerine taktığımız zaman bu dönmeyecektir. Bu dönmez, dönemez. Çünkü mıknatısın çekim gücü fanın
fanın içerisindeki bobinleri çekiyor. Ve o bu sebepten dolayı da dönmüyor. Bunun için araya parça koymamız gerekiyor. Yani mıknatısın çekim alanını fanın içindeki bobinden uzaklaştırmamız gerekiyor. Ben bu şekilde bir karton kağıtlar kestim. Yuvarlak iki kat. Bunları bunun üzerine yerleştireceğim. Onun üzerine de mıknatısı koyacağım. Bunların yapıştırmasını isterseniz yani yapıştırıcı ile yapıştırın. İsterseniz benim gibi sıcak silikon kullanın. Sıcak silikon benim işime geliyor. Bunu kullanıyorum. Bu işlemler basit işlemler. Herkesin yapabileceği gibi. Evet. Şimdi biz buna enerji verdiğimizde bu dönecek. Çünkü artık bobinin çekim gücünü yenmiş olacak. Gördüğünüz gibi. Enerjiyi ne kadar fazla verirseniz o kadar hızlı dönecektir. Ne kadar da az verirseniz tabii ki o kadar da yavaş dönecektir. Elinizde ayarlı bir adaptörle bunun hızını çok rahat ayarlayabilirsiniz. Şu anda hızını düşürdüm adaptörle. Yavaş dönmeye başladı. Bunlar tecrübeyle de sabit kalacaktır. Fanımızı yaptık, mıknatısımızı çıkarttık, üzerine koyduk. Arada izolasyonu yaptık. Şu anda nispeten karıştırıcımız hazır vaziyete geldi. Şimdi elimizdeki bu karıştırıcıyı bir kabın içerisine koymamız gerekiyor. Bende böyle bir kap vardı. Bunu seçtim. Bunu bunun içine yerleştireceğim. Yalnız kenarları bana mani olacağı için bu kenarlarını kıracağım. Fanın kenarlarını kırdıktan sonra kabımın içerisine çok rahat bir şekilde girdi. Bunu buraya sabitlemem gerekiyor. Ben yine her zaman kullandığım gibi sıcak silikonu kullanacağım. Bunu içerisine yapıştıracağım, sabitleyeceğim. Biraz donmasını bekliyorum. Buna herhangi bir kap kullanabilirsiniz tabii istediğiniz şekilde. Burası size kalmış. Kapağı da kapattıktan sonra isterseniz buradan bir delik açıp havluları oradan çıkartabilirsiniz. Buradaki maksat nasıl yapıldığını göstermek. Şimdi enerjimizi verelim. Evet, enerjiyi verdiğimizde bu dönmeye başladı tabii ki. Şimdi devam edeceğiz. Bunun üzerine evet arkadaşlar, manyetik karıştırıcımız şu anda hazır. Gelelim manyetik balık olayına. Manyetik balığın aslı içinde de yine bu şekilde mıknatıslar mevcuttur. Manyetik balık olarak zaten araştırdığınızda internette beyaz şekilde şuna benzer bir şeyler çıkacak karşınıza. Manyetik balığı kendimiz de istersek yapabiliriz. İstersek zannedersem fiyatları 5 lira 10 lira falan alabiliriz. Ben bu mıknatısları daha önce almıştım. Elimde olduğu için bu mıknatısları kullanıyorum. Kendimiz
Kendi manyetik balığımızı nasıl yapabiliriz? Elimizde böyle bir mıknatıs varsa bunu bantla bile sararak yapabiliriz. Bu basitçe bir işlem. Ama yani bununla uğraşmaya gerek yok. Çünkü pahalı bir malzeme değil manyetik balık. Siparişini verirsiniz. İnternetten getirebilirsiniz. Bu şekilde de isterseniz kendiniz de kendi manyetik balığınızı yaparsınız. Manyetik karıştırıcımızı yaptık. Manyetik balığımızı elde ettik. Karıştırıcımızı üzerine koyduk. Şimdi enerji verelim. Testimizi yapalım. Gördüğünüz gibi manyetik balığımız dönüyor. Ancak şöyle bir durum var. Hız çok önemli. Verdiğiniz voltaja göre fan hızlanacaktır, yavaşlayacaktır. Gerektiği zaman enerjiyi arttırırsınız, gerektiği zaman azaltırsınız. Bunu bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Enerjiyi düşürdükçe yavaş döner. Bu içerisinde bulunan suya göre de değişir. Su miktarına göre de değişir. Bunların hepsini deneyerek yaptıkça deneyim kazanacaksınız zaten. Gördüğünüz gibi su boşaltınca yavaşladı. Biraz enerjisini arttırıyorum. Dönmesi de karıştırması da hızlanıyor. Manyetik karıştırıcı ve manyetik balık yapımı da bu kadar basit. Kendiniz kendi evinizdeki malzemelerle yapabilirsiniz.